Herkese merhaba. Bugünkü konumuz 12 Mart muhtarası ve 12 Eylül darbesidir. 1971 yılında gerçekleşen askeri muhtıra ve 1980 yılında gerçekleşen askeri darbeyi elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Giriş yapmadan önce de muhtıranın anlamını söyleyeyim. Muhtıra uyarı ikaz demektir. Ve konumuza hemen giriş yapalım. 1961 Anayasası'nın oluşturduğu demokratik ortam, sağ ve sol ideolojilerin rahatlıkla örgütlenmesine izin vermiştir. 1960-1980 arası çok sesliliğin ve baskıların birlikte yaşandığı dönem olmuştur. Bu dönemde işçi ve öğrenciler protesto ve eylemlerde bulunmuştur. Sağ ideoloji, komünizmin pan zehri olarak görülmüştür. Sağ ideolojide Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler ön plana çıkmıştır. Arkadaşlar burada Nurettin Topçu ve Necip Fazıl Kısakürek isimleri önemli. Sağ ideolojide bu iki isim ön plana çıkıyor. Şimdi şöyle bir genel bir değerlendirme yapacak olursak 1961 anayasası hatırlayacağınız üzere demokratik bir anayasaydı bu anayasa ile beraber herkes düşüncelerini fikirlerini daha rahat ifade etmiş ve daha kolay örgütlenme imkanı bulmuştur Bu da zamanla terörün yaşanmasına işte anarşinin yaşanmasına sosyal olayların yaşanmasına sebep olmuştur diyebiliriz. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ülkeyi darbeyi gerçekleştiren komutanların içinde olduğu ve liderliğini Cemal Gürsel'in yaptığı Milli Birlik Komitesi yönetmiştir. 1960 darbesini gerçekleştiren e, grup Milli Birlik Komitesidir. Bu birlik Milli Birlik Komitesinin başkanlığını Cemal Gürsel e, yapmıştır. Daha sonraki süreçte de Cemal Gürsel yani 1960 darbesinden sonra da Cemal Gürsel arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçiliyordu hatırlayacağınız üzere. Komite ülkenin yönetimini sivillere bırakmak gerektiğini söylemiştir. Fakat bunun için başkanlığını Semih Başol'un yaptığı yassı ada mahkemesinin sonuçlanması gerektiğini ifade etmiştir. Şimdi arkadaşlar 1960 darbesine de şöyle bir hatırlayalım. 60 darbesinden sonra Demokrat Parti e, tasfiye edilmiş, üyeleri askeri yani yasada askeri mahkemesine gönderilmiştir yargılanmak üzere. Ve bu yasa da askeri mahkemesinin verdiği kararlar neticesinde Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu idam edilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar'ın idamı ise ev hapsine çevrilmişti yaşından dolayı. İşte bu askeri ilk yönetim diyor ki biz ülkeyi sivillere vereceğiz. Fakat yasada mahkemesinin sonuçlanması gerekiyor demiştir. İşte yasada mahkemesinin sonuçlarını da biraz önce belirtmiş oldum. Fotoğrafta da yasada yargılamalarını görüyorsunuz. Askeri yönetim iktidardayken 3 Ağustos 1960'ta 235 general ve amiral ile 500'e yakın subayı kapsayan emekli inkılap subayları emekli edilmiştir. Yine bu askeri yönetim iktidardayken 27 Ekim 1960'da 147 öğretim üyesi üniversitelerden atılmıştır. Bu olay 147'ler olarak adlandırılmıştır. Ee, arkadaşlar askeri yönetim iktidardayken iki tane önemli tasfiye hareketi var. Bu hareketlerden bir tanesi general, amiral ve subayların emekli edilmesi. Bir tanesi de üniversitedeki öğretim üyelerinin üniversitelerden atılması. Bu ikisi de arkadaşlar... 1960 yılında gerçekleşiyor. Milli Birlik Komitesi iktidardayken bu olaylar, bu tasfiye hareketleri meydana geliyor. Bu olaylar yine önemli. Sıttık Sami Onarım başkanlığındaki profesörlerden oluşan bir heyete hazırlatılan anayasa tasarısı 9 Temmuz 1961'de halk oylamasına sunuldu. %65 ile kabul edilen 61 Anayasası ile Kurucu Meclis'in görevi sona erdi ve genel seçimlere gitme kararı alındı. Ee, yine burada önemli bir kavram var. Bu kavram Cumhuriyet Senatosu. Arkadaşlar 61 Anayasası'nın e, kabulünden sonra Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur. Cumhuriyet Senatosu meclisin ikinci kanadıdır. E, yani 61 Anayasası'ndan sonra arkadaşlar e, iki yapılı bir meclis olmuştur. Önemlidir Cumhuriyet Senatosu. Peki bu senatonun üyelerini kimler oluşturuyor diye e, soracak olursak. Bu senatoyu e, MBK'nın yani Milli Birlik Komitesi'nin seçtiği üyeler, Cumhurbaşkanı'nın seçtiği üyeler ve genel oyla seçilen üyeler oluşturmuştur diyoruz. 27 Mayıs darbesinden sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Adalet Partisi gibi yeni partiler kurulmuştur. Burada Adalet Partisi biraz daha önemli çünkü daha sonraki seçimlerde tek başına iktidara gelecek olan parti Adalet Partisi'ni o dönemin Genel Kurmay Başkanı Ragıp Gümüşpala e, kuruyor. Ragıp Gümüşpala'nın amacı Demokrat Parti'nin tasfiye edilmesiyle beraber ortaya çıkan siyasi boşluğu doldurmak ki Adalet Partisi'ne daha sonra e, Süleyman Demirel gelecek ve Adalet Partisi'nin e, genel başkanı olacaktır diyoruz. 1961 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %36, Adalet Partisi %34, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi %14, Yeni Türkiye Partisi %13 oranlarında oy aldı ve hiçbir parti tek başına iktidar olamadı. Arkadaşlar burası önemli 1961 seçimlerinde hiçbir parti tek başına iktidar olamamıştır. 1961 yılına kadar ülke her zaman e, e, tek partili bir iktidar tarafından yönetiliyor yani hiçbir şekilde koalisyon kurulmuyor. E, fakat arkadaşlar 1961 seçimleri ile beraber Türk siyasi tarihinin ilk koalisyon hükümeti kuruluyor. Bu ilk koalisyon hükümeti de Cumhuriyet. Halk Partisi ve Adalet Partisinin kurmuş olduğu koalisyon ile gerçekleşmiştir. Bu çok önemlidir. Türk siyasi tarihinin ilk koalisyon hükümeti CHP-AP koalisyonudur. Diyoruz 1961 seçimleriyle beraber kurulmuştur. E, fotoğrafta da 1961 genel seçimlerini görüyoruz. İşte burada CHP 173 vekil, Adalet Partisi 158 ve vekil. CKMP 54 vekil ve YTP 65 vekil çıkarmıştır. E, bu da 1961 genel seçimleri. Az önce de bahsetmiştik. E, 1961 anayasası ile beraber demokratik bir ortam vardı. İşte bu demokratik ortamdan istifade eden Türkiye İşçi Partisi solcu aydınları, sendikacıları ve sosyalistleri bünyesinde toplayarak Türk siyasetindeki yerini aldı. Kendi içerisinde de Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli gibi önde gelen kişilerle beraber Yön dergisinde öz eleştiride bulundu. CHP 1965 seçimlerinde soldaki bu marjinalleşmenin önüne geçmek için Ortanın solu sloganını kullanmıştır. Arkadaşlar, ortanın solu sloganı önemli CHP'nin 1965 yılındaki seçimlere girmiş olduğu slogan, ortanın solu sloganıdır. Önemlidir. 1965 seçimlerini Adalet Partisi %52 oy ve 240 vekil ile tek başına iktidar olarak kazanmıştır. Yine fotoğraflarda da Adalet Partisi'nin ve Türkiye İşçi Partisi'nin siyasi amblemlerini görebiliyoruz. 1969 seçimlerinde de Adalet Partisi tek başına iktidara gelmiştir arkadaşlar e, burada bir şey belirtmek istiyorum hem 65 seçimlerinde hem 69 seçimlerinde e, sol partilerin yaşamış olduğu başarısızlıkla beraber şöyle bir düşünce ortaya çıkmıştır Türkiye'de sosyalizm seçimle değil devrimle olur şeklinde e, bunu da ekstra olarak belirtmiş olayım. Adalet Partisi'nin içerisindeki eski Demokrat Partililer 41'ler grubu oluşturarak örgütlenmiş, parti içinde muhalefete başlamıştır. 1970'te bütçenin meclisten geçmemesi üzerine Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kalmıştır. Siyasi alanda yaşanan bu olayların yanı sıra arkadaşlar siyasette böyle bir buhran yaşanıyor ve bu olayların yanı sıra toplumda da yaşanan gelişmeler var. Şimdi onlara bakalım. Öğrenci olaylarının yaşanması, ODTÜ'de ABD Büyükelçisinin arabasının yakılması, yeni anayasa hazırlığının gündeme gelmesi, dünyadaki gençlik hareketinin Türkiye'de daha sert bir mahiyette yaşanması, 15 Haziran 1970'te İstanbul'daki işçi yürüyüşünde bir işçi, bir esnaf ve bir polisin ölmesiyle İstanbul ve Kocaeli'de sıkı yönetimin ilan edilmesi, Ereğli demir -çelik işletmelerindeki işçilerin genel greve gitmesi gerilimi iyice artırmıştır. İşte yaşanan kaos ortamından hükümeti sorumlu tutan kuvvet komutanları 12 Mart 1971'de Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç liderliğinde kendilerine göre ehveni şer olanı yaparak meclise verdikleri muhtıra ile Süleyman Demirel ve hükümetine istifa etti hükümetine görevden el çektirmiştir. Arkadaşlar burada e, muhtarı az önce söylemişti kuyarı demekti. Yaşanan bütün kaos ortamından hükümet sorumlu tutuluyor. Ve bu hükümeti sorumlu tutan kişiler kuvvet komutanlarıdır. Bunlar genel kurmay başkanı burası çok önemli. Memduh Tağmaç bu isim önemli. Memduh Tağmaç liderliğinde kendilerine göre ehveni şer olanı yapıyorlar. Ehveni şerin anlamı kötünün iyisi demektir. Ve verilen muhtıra ile Süleyman Demirel ve hükümeti istifa ediyor. Fotoğrafta da arkadaşlar dönemin bir gazete manşetini görüyoruz. Muhtıradan birkaç gün önce Washington Post gazetesinde ordu huzursuz. Demirel'in günleri sayılı ifadeleri kullanılmıştır. Washington Post gazetesi Amerika e, gazetesidir. Yine Amerika'nın bu muhtıradan daha önce haberinin olduğunu söyleyebiliriz bu haber yaptığı haber ile. Bunu anlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Fotoğraflarda da Süleyman Demirel ve e, Süleyman Demirel'e muhtıra veren Memduh Tağmaçı görüyoruz. Muhtıra sonrası kurulan Nihat Erim ve Ferit Melen hükümetleri 1973 seçimlerine kadar siyasi mutabakat, mutabakat oluşturmaya çalışsa da başarılı olamamışlardır. Kurulan bu hükümetler çoğunlukla parti dışı isimlerden ve konularının uzmanları olarak görülen kişilerden oluşturulan teknokratlar olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar teknokratlar hükümeti kavramı önemli. 1971 askeri muhtırasından sonra kurulan... Hükümetlere verilen isim teknokratlar hükümetleridir ve kurulan hükümetler Nihat Erim ve Ferit Melen hükümetleridir. E, bu iki isim ve bu kavram e, 1971 askeri muhtıradan sonra önemli kavram ve isimleridir sevgili arkadaşlar. E, Tabi e, ordu yapılan bu muhtıra sonrası ülkede işlerin iyiye gideceğini düşünüyordu fakat Böyle olmuyor olaylar. Ee, şimdi 1971 muhtırası ve 80 darbesi öncesi yaşanan hem içeride hem dışarıdaki gelişmelere şöyle bir bakalım. Muhtıra sonrası İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom sol örgütler tarafından kaçırılarak öldürülmüştür. Ardından Kızıldere olayı, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı, Marmara yolcu gemisinin yakılması gibi sebeplerle birçok ilde sık yönetim ilan edilmiştir. Şimdi arkadaşlar Efraim Elrom'u, Mahir Çayan ve arkadaşları kaçırarak öldürüyor ve bu e, Efraim Elrom cinayetinden yargılanıyorlar. E, ve bunlar bulundukları hapishaneden firar ederek NATO e, teknisyeni olan 3 e, tane teknisyeni kaçırıyorlar. Bunlar ABD'li ve Kanadalı teknisyenler. Kaçırdıkları teknisyenleri Tokat'ın Niksar ilçesindeki Kızıldere köyüne götürüyorlar. Ee, bunları yani bu kaçırma olaylarını gerçekleştirmelerindeki amaç Deniz Gezmiş, e, Yusuf ve Hüseyin gibi arkadaşlarının e, infaz edilmesini önlemektir. E, fakat bu Kızıldere köyünde girmiş oldukları e, çatışmada devletin kolluk kuvvetleriyle girmiş oldukları çatışmada öldürülmüşlerdir diyebiliriz. Bu olaylar da bu şekilde. Muhtıra öncesi yaşanan ortam sebebiyle servet sahibi 10.000 Ermeni ve Rum ülkeyi terk etmiştir. 1961 anayasasındaki 71 ve 73 değişiklikleri ile anayasa güdümlü hale gelmiş ve devlet otoritesi artırılmaya çalışılmıştır. Yine anayasa veya vatandaşlık dersine çalışan çalışanlar bu 71 73 değişikliklerini az çok biliyorlardır. Devam edelim. Muhtıra'dan sonra 1980'e kadar koalisyonlardan oluşan 11 hükümet kurulmuştur. Arkadaşlar gördüğünüz üzere siyasi istikrarsızlık var. 71'den 80'e kadar 11 hükümet kuruluyor. Bunlar koalisyon hükümetleri ve hemen hemen her ayrı hemen hemen her yıl ayrı bir hükümet iktidara geliyor. E tabi bu dönemde de huzursuzluk, anarşi ve terör olayları yoğunluk kazanıyor. Ayrıca 9 lira dolar 9 liradan 50 liraya yükselmiş. Fiyatlar artmış, işçi görevleri, kara borsacılık ve kıtlık yaşanmıştır. Bu durumlar ülkeyi ekonomik olarak darboğaza sokmuştur. Bütün bunların yanı sıra faide meçhul cinayetler yaşanmış. Çorum, Sivas, Maraş, Malatya olayları yaşanmıştır. Arkadaşlar bu yaşanan olaylar daha çok dini nitelikte işte Alevi, Sünni veya sağ sol şeklinde yaşanan olaylardır diyebiliriz. İçeride bunlar yaşanırken arkadaşlar Dışarıda da İran'da yaşanan İslam devrimi ve Afganistan'ın SSCB tarafından işgali ABD'yi iki önemli müttefikten yoksun bırakmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin Sovyet Rusya'ya yakınlaşması ABD'yi tedirgin etmiştir ve ABD işte 80 darbesini yavaş yavaş tetiklemeye başlıyor. 24 Ocak kararlarını alan siyasi iktidara IMF, Dünya Bankası ve gelişmiş devletler destek, vermemiştir. Desteği ne zaman verecekler? Darbe gerçekleşince destek veriyorlar. Bu saydığımız kişiler, devletler, kurumlar. Dönemin NATO Türkiye temsilcisi Kor General Süreyya Yüksel'in çalkantıların devam etmesi halinde askerin inisiyatif alacağından bahsetmiştir. Arkadaşlar Kor General Süreyya Yüksel çalkantılar devam ederse asker inisiyatif alacaktır diye bir açıklama e, yapıyor Yani e, darbenin mesajını veriyor. E şimdi o dönemde Türkiye'de ki e, Sovyet ile e, Rusya ile yakınlaşma Rusya'yı da rahatsız ettiği için tabii ki e, komutan yani Kor General Süreyya Yüksel destekleniyor. Yani darbeye e, teşvik ediliyor. Bunun üzerine NATO Kuvvetleri Başkomutanı Bravo işte komutan dediğin böyle olur ve istikrar böyle kurulur cümlesini kurmuştur. Yani darbe destekleniyor yavaş yavaş. Hatta darbe gerçekleştikten sonra bazı ABD'li üst düzey yetkililerin bizim çocuklar başardı müdahale yapması gerekenlerin yapması gerektiği girişim sözleri basına yansımıştır sevgili arkadaşlar. Bu da ABD'nin 1980 darbesindeki etkin rolünü gösteriyor. Bütün bunlar yaşanırken bir de arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı krizi ortaya çıkıyor. 1973'te göreve gelen Fahri Korutürk'ün e, görev süresi 6 Nisan 1980'de sona eriyor. Fakat e, tam 114 tur Cumhurbaşkanı seçilemiyor bu dönemde ve bu makama yani Cumhurbaşkanlığı makamına 6 aylığına Sabri İhsan Çağlayangil ve vekalet ediyor. İşte arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı'nın işte seçilememesi, ülkede yaşanan ekonomik kıtlık, darboğaz, siyasi cinayetler, bunun dışında siyasi istikrarsızlık vesaire yaşanan bir kaos ortamı mevcut. Yaşanan bu kaos ortamında TSK 12 Eylül 1980'de saat 04'te ülke yönetimini Bayrak Harekatı adı verilen darbe ile ele geçirmiştir. Bu darbe emir komuta zinciri içerisinde yaşanmıştır. Darbe sonrası Kenan Evren başkanlığında Milli Güvenlik Konseyi kurulmuştur. 21 Eylül'de emekli Deniz Kuvvetleri komutanı Bülent Ulusu 44. hükümeti kurarak başbakan olmuştur. Darbe öncesi Süleyman Demirel hükümetinde 24 Ocak kararlarının mimarı olan Turgut Özal Bülent Ulusu'nun yardımcısı olmuştur. Şimdi bu paragrafı ve 80 darbesini şöyle çok kısa bir şekilde hemen özetleyelim. 1980 darbesi bayrak harekatı ile gerçekleşmiştir. Darbe sonrası Milli Güvenlik Konseyi kurulmuştur. Bu Milli Güvenlik Konseyinin Başkanı Kenan Evrendir. Darbe sonucunda Bülent Ulusu başbakan olmuştur. Başbakan yardımcılığına Turgut Özal getirilmiştir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli Güvenlik Konseyi dönemin siyasi liderlerini tutuklatarak Hamza Köy ve Uzunada'ya göndermiştir. Mevcut siyasi partiler kapatılmıştır. Hatta arkadaşlar o dönemdeki siyasetçilere siyasi yasak uygulanmıştır. Bu siyasi yasaklar 1987 yılında Turgut Özal döneminde yapılan bir referandum ile kaldırılıyor. Turgut Özal bu siyasi yasakların kaldırılmasına yönelik evet hayır oylamasında hayır çalışmaları yaparak Referanduma giriyor fakat halk %50.16 ile evet e, çıkıyor halkın seçimi olarak ve siyasetçilerin siyasi yasakları kaldırılıyor e, 1987'de bunu da ekstra olarak bahsetmiş olduk. Milli Güvenlik Konseyi Orhan Aldı Kaçlı Başkanlığındaki komisyonca yazılan anayasayı 7 Kasım 1982'de halk oylamasına sunmuştur. %91 oranında kabul gören oylama Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilmiştir arkadaşlar. Bir halk oylaması yapılıyor. Anayasa kabul ediliyor. Bu anayasa ile beraber Kenan Evren Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlıyor. Fotoğrafta da Kenan Evreni görüyoruz. 6 Kasım 1983'te yapılan seçimlere Halkçı Parti, Milliyetçi Demokrat Partisi ve Anavatan partisinin katılılmasına izin verilmiştir. Arkadaşlar Türkiye'de 1983 genel seçimlerine 3 parti katılıyor. Bu 3 parti Halkçı Parti, Milliyetçi Demokrat Parti ve Anavatan Partisidir. Bu e, partilerden ANAP yani Anavatan Partisi Turgut Özal'ın liderliğinde %45 oy ve 211 vekil ile e, bu seçimleri kazanıyor. Turgut Özal arkadaşlar 1987 seçimlerini de kazanıyor ve 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı da seçiliyor. Turgut Özal hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı yapmış önemli devlet ve siyaset adamıdır diyoruz sevgili arkadaşlar ve devam ediyoruz. Turgut Özal'ın da fotoğrafı aşağıda da e, Anavatan Partisi'nin siyasi amblemi Turgut Özal'ın ANAP içerisinde birleştirdiğini öne sürdüğü dört eğilim var. Bu dört eğilim şunlardır. Liberal sağ, mukaddesatçı sağ, milliyetçi sağ ve demokratik soldur. Turgut Özal bu dört eğilimi kendi partisi içerisinde birleştirdiğini öne sürmüştür. Şimdi son bir toparlama yapacak olursak 1960, 1971, 1980 dönemlerinin ortak noktası ABD eksenindeki dış politikadan uzaklaşıp SSCB ile iyi ilişkiler kurulmasıdır. 1960'daki darbe Adnan Menderes'in milli sanayiyi kurmak için SSCB'den kredi ve destek arayışına girmesi ABD'nin tepkisine neden olmuştur. ABD Siyah aracılığı ile darbe sürecinden haberdar olsa da Demokrat Parti'yi uyarmamış, aksine kredi desteğini kesmiştir. 1971, ABD desteğini çekiyor Türkiye'den. Bu desteği çekmesinde etkili olan gelişmeler şunlardır. U2 krizi, HH krizi. Türkiye'nin Filistin politikası, Türkiye'nin kalkınma hata ve Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesini bir önceki videoda birkaç video öncesinde anlatmıştım. Yine orada ABD'nin yapmış olduğu faaliyetleri görebilirsiniz. Mesela HH krizi var. Türkiye'nin HH ekmesine ABD karşı geliyor. 71'de yani 71 muhtırasından sonra da Türkiye'de HH ekilmesi yasaklanıyor diyebiliriz. Şimdi 1980'e bakıyoruz. İran devrimi ve Afganistan'ın SSCB tarafından işgali ABD'nin Türkiye politikalar üzerinde etkili olmuştur. Türkiye'yi kaybetme endişesi ile karşı karşıya kalan ABD siyasi hegemonyasını Türkiye üzerinde kurmak istemiştir. Türkiye'de yaşanan iç ve dış olaylı sorunların derinleşmesine sebep olmuştur ki e, ABD 1980'de e, yaşanan darbe sonucu Bizim çocuklar kazandı ifadesini de kullanmıştı. Az önce bundan da bahsetmiştik. Ee, arkadaşlar elimden geldiğince dilimden döndüğünce 1971 askeri muhtırasını ve 1980 e, askeri darbesini sizlere aktarmaya çalıştım. İnşallah faydası dokunur. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.